Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Tarabya'dayız. Eşkina, İskorpit, İstavrit, Mırmır. Yakalama ihtimalimiz olan balıklar arasında. Öncelikle hedefimiz İskorpit ve İstavrit. Hediye sürpriz olursa Eşkina ile Mırmır olacak. Okuma RTX212, Daiwa Crossfire, Daiwa Ninja 1003 A, Berkley 5 cm natural ve 3 gram bir jiketle ava başlıyorum. Önce İskorpit kovalayacağım. Size sonra da ileride bir İstavrit meram var. Oraya gidip İstavrit bakacağız. O zaman rast gelsin. Size de keyifli seyirler. Oo, deli hayvan. Hoppa. Abi yerli. Değil mi? Bilmiyorum ki. Şişman geldi bana. Evet, ufakmış zaten. Hop. Yerimden kaydım. Evet arkadaşlar, bir tane iskorpit aldık. Şimdi balığı size bir tanıtalım. Bir nasıl tutmanız gerektiğini anlatalım. Evet. Evet arkadaşlar, iskorpit dediğimiz balık bu. Hop. Şimdi şişiyor, zehirli mi diyorlar bunlar? Aynen, ben de onu anlatıyordum abi. Şu üst taraftaki dikenleri şöyle göstereyim. Zehirli arkadaşlar. Bir de şu mahmuzları var şuralarda. Bunlar da zehirli. Çok alerjik bünyeler için ölümcül dahi olabilir. Ama bir zehrini arı sokmasıyla benzetebilirim. Arı sokmasına benzer bir zehri var. Arı sokması da bazı insanlar için ölümcül olabilir. Yani aslında çok tehlikeli bir balık değil. Ama elinizi sokarsa şişme yapabilir, kızarıklık yapabilir. Çok ciddi durumlarda bence doktora mutlaka gidin. Ama tedavisini soracak olursanız sıcak su veya amonyakla ufak yaraları kendiniz tedavi edebilirsiniz. Böyle bir hayvan. Çok yakışıklı, çok da lezzetli bir balık. Ama bunun boyu bence küçük. Onun için bunu salıyorum. Daha büyüklerini tutarsak alacağız. Hop. Evet arkadaşlar, sahile Yunus girmiş. Neredeyse sıfır noktasında. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet, görebiliyorsunuz kamerada. Ya çok güzel. Ne yiyorlar acaba orada? Aa bak, bir daha çıktı. Bak. Kıyıdan 10 metre 15 metre LRF mesafesinde. Valla atmayacağım, korkuyorum. Yunus'un bir yerine takılırsa 3 tane var galiba. Evet, çok balık vuruyor ama arkadaşlar hepsi küçük. Neyse, atmayalım, bir de Yunus'un bir yerine takılır. Hop. Bakın orada hemen. Ya bir sürü Yunus var. Kocaman kocaman bir sürü Yunus var. Neyse yeter, biz balığa dönelim. Daha canlı görmedim. Ha? Canlı olarak görmedim daha. Yani biliyorum da hoppa. Yerik. Evet arkadaşlar, aldık bir tane.
Emre abi rica etsem bir fotoğrafımı çeker misin? Balık salma. Yengeci kurtaralım değil mi? Bence yengeci yem yapalım. Aldın mı? Aldım. Bırakıyorum. Bırak abi. Evet arkadaşlar. İskorpit'in ağzındaki canlı yengeç. Arsız. Önce onu almış. Bir doy daha, bir doy. Onu çekelim mi? Fotoğraf. Ha. Çekelim abi. Yani yengeçli halde ilginç. Dur dur gözükür o. Şu önemli. Renk... Çok pahalı ya kanka. Yani Türkiye'ye getirecektim ama yani Türkiye hazır değil ona. Aldım. Vallahi. Vallahi aldım. Hey. Kalamam alamam alıyor. Ne aldın ya? Ey Scorpion. Baya. Çok iyi. Çok çok iyi var. Fotoğraf çekildi. Çok iyi. Şöyle ağzından. Ham yaparım seni ben, hum yaparım. Aldık, aldık kocaman, aldık. Uf. Üf. Hoppa. Evet. Evet, 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 evet. Hadi bakalım. Silikonu bırak. Çok sevmiş olacak ki bırakmadı. Balon değil anne bu iskorpit. İskorpitmiş tamam. Oo Beyza Hanım. Uzattık anne. Beyza Hanım bak ne tuttun. Sakın dokunma. Abi rahat ol. Çarpar. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Tamam. Eyvallah sağ olasın. Neymiş o? İskorpit. Nasıl? O ne biçim balık ya? İskorpit abi. Çarpmaz da. Maşallah daha yeni attı vallahi tuttu. Gel abim. Abi uzak dur ben de ondan ya. Çok tamam üzüldüm. Tamam tamam. Tamam. At. Yeni mi? Tamam. Evet arkadaşlar kardeşimin lerefeli iskorpit avı. Maşallahı vardır. Çok bereketli iskorpit. Çok güzel tutuyor ama biraz korkuyor. Kolay gelsin. Değil mi? He dokunabilirsin. Evet arkadaşlar. İskorpit çocuk etkileşimleri. Hadi abim salıyor muyuz? Evet. 1, 2, 3. Yavaşça. Yavaşça. Hadi bakalım. Yallah. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iskorpit temizleyeceğiz. Şöyle dolapta da önceki avlardan kalan birkaç balık vardı. Onları da çıkardık. Şöyle kara gözlerimiz var. LRF istavretlerimiz var. Çok güzel izmaritlerimiz de vardı. Neredeydi onlar? Şöyle onları da izmaritlerimizi de derisini yüzdük. Bunların yanında geçenki avdan biraz da iskorpit vardı. Onları temizleyeceğiz şimdi. Bu akşam onları yiyeceğiz. Evet arkadaşlar iskorpitimiz burada. Bıçağımız elimizde. Şöyle güzelce bir temizleyelim. Balığı en rahat ben ağzından tutuyorum. Şöyle ağzından sabitliyorum balığı. Şu yüzgecinin arkasından, kafasının arkasından. Şuradan bir çizik atarak işe başlıyorum. Omuriliğe kadar. Kuyruğa dayıyorum bıçağı. Kuyruktan bıçağı... Ay giremedik. Kuyruktan bıçağı kestiğim kesiye doğru sürüyorum. Hop. Filetosunu çıkardık. Şöyle. Balıklar biraz buzlu bizim balıklarımız. O yüzden
organları böyle çıkıyor. Şu iç organından kurtulalım. Arkadaşlar kuyruğunda derisinde şunu şuraya koyayım da. Yani derisinde şöyle oluyoruz. Şuraya tırnağımızı koyuyoruz. Burayı tuzlayabilirsiniz eğer balık kayma yapıyorsa. Bıçağı buraya da yaslıyoruz. Deriyi ufak ufak çekiyoruz. Burada olay bıçağı sürtmeyeceksiniz. Deriyi çekeceksiniz kendinize doğru. Kaydıra kaydıra şu şekilde. Derisinden kurtulmuş olduk. Gördüğünüz gibi is gibi etimiz hazır. Şurada da var. Kaburga kılçıkları var. Bu kaburga kılçıklarını da şöyle aldık mı? Tamam. Burada derisiz, kılçıksız röpet. Arkadaşlar 1 kilo iskorpitten 300-400 gram kadar et çıkar. Yani çok aslında verimli bir hayvan değil ama çok lezzetli bir hayvan. İri iskorpitler bulursanız gayet iyi olur. Atalım. Buradan filetoyu aldıktan sonra bıçağımı buraya koyuyorum. Filetoyu ileri geri doğru çekiyorum. Bıçağımı hareket ettirmiyorum burada. O önemli. Bıçağımı hareket et. Bakın derisinden kurtulmuş olduk. Löpet kaldı. Şurada sadece bir kılçığı var. Kılçığı. Kaburgası var. Şöyle elinize dokunarak alıp almadığınızı hissedebilirsiniz. Ben bunu bir de kuşbaşı yapacağım. Şu şekilde. Tamam.